Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir herkese hayırlı haftalar diliyorum bugün pazartesi arkadaşlar gelen etkinlikler ve oyuncularımız var onlara bakacağız öncelikle etkinlik kısmına geçtiğimizde arkadaşlar hemen şurada yapay zekaya karşı etkinliğimiz var Japon ligi etkinliği ayrıntılara baktığımızda arkadaşlar Evet 30-30-60 bin GP ve bir tane de beceri antrenörü veriyor. Ayrıca şöyle Japon Ligi kullanıcı etkinliğinde ise şöyle ayrıntılara bakalım. Evet ne diyor ayrıntılarda? İlk galibiyetinizde bir tane beceri antrenörü, ikinci galibiyetinizde iki tane ve üçüncü galibiyetinizde ise 50 e futbol parası verecek arkadaşlar. Galibiyetler derken yani Burada bir hani ilk bölümde 1 puan, ikinci bölümde 3 puan ve 3. bölümde de 5 puan almanız gerekiyor. Her bölüm için 3 maç yapma hakkınız var. Bunu siz zaten biliyorsunuz. Ben tekrar söylemek istedim. Sözleşme kısmına geldiğimizde arkadaşlar Liverpool Kulüp Selection oyuncuları geldi. Kimlerin geldiğine bakalım. Tümünü gör yapalım hemen. Kaleci Alison Becker, Diego Jota, Gakpo gelmiş. Andrew Robertson, Swatlai, McAllister ve Joe Gomez gelmiş. Bir de Offense Fortas'a Elliot gelmiş arkadaşlar. Toplamda 8 tane oyuncu gelmiş Liverpool Kulüp Selection'dan. Gözlerimiz Muhammed Salah'ı aramadı değil. Açıkçası benim gözlerim aradı. Dilerseniz arkadaşlar bu oyuncuların full seviyesine bakalım ve hangi oyuncuları nerede kullanabilirsiniz? Hangi özelliklerinden alıp hangilerine verebilirsiniz? Bunları size söyleyeyim. Artık nasıl yaparsınız kendiniz bilirsiniz. Uygulamaya geçelim önce bir arkadaşlar. Evet, uygulamamıza geçmiş bulunmaktayız. İlk başta kaleci Alison Bekere bakalım arkadaşlar. En üst seviye yaptığımızda 95'e kadar çıkıyor. Şöyle. Takım oyun tarzını yüz yaptığımızda 97 seviyeye kadar çıkıyor. Sıçraması fena değil. Kaleci farkındalığı güzel. Özellikleri iyi arkadaşlar. Yakalaması 81, gerisi 90'a yakın. Güzel arkadaşlar. Böyle fullleyebilirsiniz Alison Becker'i. Ee, bakalım kaleci uzun atışı. Low point. Low point ne demekti acaba ya? Şey mi? Alçak degaj mı acaba? Bilmiyorum. Geri yapıp diğer oyuncumuza bakalım. Ender Robertson. Söyleyemedim. Sol açık Ender Robertson arkadaşlar. 99'luk kartı da gelmişti bir zamanlar. Özelliklere bakalım ama formu ekinmiş bu arada top sürmesi güzel bir sol beke göre yüksekten pası çok iyi defansif katılımı falan agresifliği iyi hızı çok iyi dayanıklılığı da süper şut gücü falan iyi arkadaşlar oyun oyuncu becerileri de çok güzel akrobatik uzaklaştırma kaptanlık mücadele ruhu top kesme uzun taç adam markajı tek pas yerin orta dengeli pas kayarak müdahale şu Ender Roberts'ına bir tane ölü yaprak eklerseniz bildiğiniz Robert Carlos gibi kullanabilirsiniz açık ve net arkadaşlar böyle fullleyebilirsiniz Geri yaptığımızda kimmiş bu? Joao Gomez'e bakalım. En üst seviye yapıp stoper Joao Gomez'de 95 oluyor kadroda arkadaşlar. Ama defansif özellikleri güzel. Hızı iyi, fiziksel teması iyi. Hava hakimiyeti fena değil. Çok iyi değil ama mücadele ruhu, kayrak müdahale, uzun taç, akrobatik uzaklaştırma fena değil. Ve arkadaşlar Joao Gomez'i sabekte de kullanabiliyormuşsunuz. Sağ kaç oluyor? Sağ 76 oluyormuş. Hayır ne 76'sı? Bir dakika tekrar bakacağız. En üst seviye yaptığımızda sağ bekte 87'ye geliyor arkadaşlar. Düşüyor seviyesi. Evet Diego Jota. Benim beğendiğim bir oyuncu arkadaşlar. En üst seviye yaptığımızda 99 oluyor Diego Jota. Güzel. Ofansif farkındalığı iyi. Abi özellikleri güzelmiş ya Diego Jota'nın. Sol açık, sol kanat, santrafor. Zayfas ayak yeteneği 3 formu 1'miş. Ama arkadaşlar Diago Jota güzel gerçekten. Hız hızlanması iyi, ofansif farkındalığı bitiriciyle. Yani şu an hiçbir şekilde oynama yapmadan gayet güzel kullanabilirsiniz Diago Jota'yı. Kimmiş bu beyefendi? McAllister'a bakalım. En üst seviye yapıp full edimizde 96 seviye oluyor. Göbek oyuncusu. Ofansif farkındalığı. Alçaktan pası yüksekten pası iyi. Hızı iyi hızlanması. Yani çok da iyi o değil ama kötü de değil. Şut gücü iyi. Becerilerinde ne varmış? yerini orta ara pas. Maşallah bütün oyuncular da yerini orta var ve yüksekten pasları falan da iyi bütün oyuncuların. Ofansifte göbekte kullanabilirsiniz de gerçekten tam bir göbek oyuncusuymuş. Mekalastra baktık. Kim bu Gakpo? Gakpo'ya bakalım en üst seviye. Gakpo da aynı şekilde santrafor sol kanat ve sol açık şey sol kanat sol açık ve santraforda oynayabiliyor. Abi Gakpo'nun özelliklerine bak. Çok iyi. Yani fena değil çünkü düşük bir yeri yok. Yani yüksekten pasını değiştirebilir miyiz? Değiştirmeye gerek yok. Orta kafayı yapmazsınız zaten bununla. Özelliklerine baktığımızda ara pas verme tavan kontrolü yerin orta. Bunda da varmış çift vuruş. Abi güzel. Zayıf veya yeteneği. iki formu 2. Evet Elliot'a bakalım. Ofansif orta saha en üst seviye dediğimizde. Elliot arkadaşlar sağ açıkta oynuyor biliyor. Hatta sağ açıkta 96 oluyormuş. Ofansif orta saha oyuncusu. Elliot'un özellikleri iyi. Fakat şöyle arkadaşlar top sürmeden. Yani şöyle bir, bir tık alıp. Şöyle alamıyorum bir dakika. Top sürmeden bir tık alamadım. ha. Alıp arkadaşlar bitiriciliğe verebilirsiniz. Ofansif orta saha oyuncusu olduğu için. Şöyle bir iki tık alıp bitiriciliğe verirseniz. Ofansif orta saha olduğu için arkadaşlar en azından top sürmeye çok da ihtiyacı olmaz. Bitiriciliği daha ön plana durur. Seviyesi düşebilir ama yani özelliklerin iyi olması daha önemli bence. Evet geri yaptığımızda son oyuncumuz Savaslıay'a bakalım. Ofansif orta saha oyuncusu sağ ayaklı. Sobaslı'yı en üst seviye yaptığımızda arkadaşlar takım oyun tarzında Ben ne yaptım? Sıfırlayalım. Ha. En üst seviye yapalım tekrar. 97'ye çıkıyormuş arkadaşlar. 94 ama 97'ye çıkıyor. Sol kanat ve ofansif orta sahada oynatabilirsiniz. Top kontrolü iyi. Sıkı top tutması da iyiymiş. Şut gücü çok iyi. Özellikleri ölü yaprak vuruşu var. Tek pas, ara pası. Oo, özellikleri çok iyi. Sobası daha iyiymiş ya. Yaratıcı oyun kurucu olarak gelmiş. Arkadaşlar Soboslay'ın sadece ofansif farkındalığı bitiriciliği bir tık düşük. Onları nasıl yapabilirsiniz? Yani şut gücünü 93 değil de şöyle düşürebilirsek 92'ye 91'e düşürebilir miyiz? 91 90'a düşürsek bitiriciliği 76 79 yapsak top kontrolünden de bir tık alıp şöyle bir dakika anlamıyorum. Top kontrolünden de bir tık alıp bitiriciliğe verirsek Bitiriciliği 80 olur. A ve 97'de kalıyor tekrar arkadaşlar. Gayet güzel bakın. Şut gücünden bir iki tık alıp ve top sürmeden bir iki tık alıp arkadaşlar bitiriciliğe verdim. Siz de böyle fullleyebilirsiniz. Yani isterseniz Liverpool oyuncuları. Gayet güzel arkadaşlar. Siz top açılımı yapar mısınız bilmiyorum ama yaptıysanız Kimleri çıkarttınız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Lütfen like atıp abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.